Tarım işçileri ekmeğin peşinde rızkı için buralara geliyorlar. Ancak bu insanların bazen böyle trafik kazalarında ekmeğin peşinde hayatlarını kaybetmeleri milletçe bizleri de üzüyor. Geçmişte ta bulundukları şehirlerden buraya gelirken de kamyonlarla, ondan sonra insan taşımaya mahsus olmayan, mutat olmayan araçlarla taşınırdı. Bakanlığımız sıkı önlemler aldı, bunun önüne geçildi. Ancak bulundukları yerlerden tarlalara giderken bazen tarım araçlarıyla, bazen traktörlerle de böyle gidiyorlar. Gittiklerine şahit oluyoruz. Pat pat denen tarım aletlerini ulaşım aracı olarak da kullanıyorlar bazı bölgelerimizde. Şimdi bunu kullanırken de çok dikkatli olmak lazım tabii. Yani aslında yolcu taşımaya mahsus değil ama zarureten böyle işte yakın tarlalar arası, bulundukları yerlerden yakın tarlaya giderken ellerindeki materyallerle beraber traktörle gidiyorlar. İşte burada da gördüğünüz gibi bu sabah traktörü kullanan vatandaşın herhalde kendisi de rahmetli olmuş. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. 5 tane içinde hanım kardeşlerimiz var, bayanlar var. İçinde 17 yaşında çocuk var. 7 tane kaybımız var. Onlardan birisi traktörü kullanan. Yani geçici bu mevsimlik işçilerden birisi traktörü kullanırken burada kaydırmış. Kendisiyle beraber 7 kişinin vefatına, 9 kişinin de yaralanmasına yol açmış. Biz valilik olarak her türlü duruma el koyduk. Yaralılar hastanelerde. Bunlardan birisinin durumu ağır, birisi de biraz ağıra yakın. Üniversite hastanesi başta olmak üzere çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı bu vatandaşlarımız. Geride kalan aileler için de devlet olarak her türlü desteği, yardımı yapacağız. Allah rahmet eylesin. Ancak benim tavsiyem hem bu işçileri çalıştıran vatandaşlarımızın hem de kendilerinin çok dikkatli olmaları lazım. Şimdi buradan işte kazandıkları 3-5 kuruşla memleketlerinde kışı geçirmeye gayret eden bu arkadaşlarımızın acı haberlerinin gitmesi milletçe hepimizi üzüyor. Bu insanların çok daha dikkatli olmaları, hele hele bu araçları kullanan insanların sadece kendi canlarına değil taşıdıkları birçok insanların canına kendilerine emanet edildiğini bilincinde olmaları gerekir. Milletimizin baş sağ olsun. Sayın Valim, 7 ölü 10 yaralı demiştim ama 9 yaralı. 9 yaralı. 9 yaralı var. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Tamam. Ben de normal bir vatandaş değilim. Ben de oradan gelemem. Yok, hayır, tamam. Zaten o tedbirler abi. Sen bir şey yap. Kendileri Allah nasip ederse yani şey olmadan çıkarız. Cenazeden. Sayın Bakanım, saygılar efendim. Olay yerindeyim. Vatandaşlar hepsi birbirine akraba, Mardin'den gelmişler fındık toplamak için. Daha önceden de epeydir buraya geldikleri için bölge halkını aşina ve biliyorlar. Akraba gibi olmuşlar bileli. Bir vatandaşın hayır için hem kendi fındığını toplat hem de ikamet için yer gösterdiği yerde ikamet ediyor. Rampayı aşağı inerken bir Mardinli vatandaşa tarla sahibi traktörünü ve anahtarını vermiş. Kendisi kullanarak iniyormuş aşağıya. Traktörü bir şekilde kaydırmış. 5 tane bayan, 4 tane erkek vatandaşımız maalesef eks olmuş. 2 tane erkek, 9 tane. 7 tane şey var. 9 tane yaralımız var efendim. O ölenlerden 5'i bayan. Evet efendim. Ölenlerden 5'i bayan, 2'si erkek. Ölenlerden birisi de traktörü kullanıyor. Aile burada her türlü yardımı, desteği yapıyoruz. Kaymakam Bey de yanımızda. Traktör yokuş aşağı inerken efendim biraz hızlıymış herhalde ki. Fren izleri şey de var. Kaydırmış. Ben hemen olay yerindeyim. Biraz rampa var aşağıya doğru. Yol asfalt. Hafif de viraj var. Yani biraz hızlı inmiş aşağıya doğru. 17 yaşında bir çocuk var. Yani çok da şey yok, ufak çocuk yok da 17 yaşında. Hastalardan birinin durumu ağır, yaralılardan. Hemen tabii. Aileler yanımda şimdi zaten. Sosyal Hazırlık Maçı Vakıflarımız var. Her türlü desteği yapıyoruz. O konuda bir müşteri var. Sıkıntı yok. Allah razı olsun.